Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz bu çamaşır makinesini, bulaşık makinesini çizeceğiz arkadaşlar. Burada çizim yapmanın mantığını ve renkleri kullanmayı size anlatacağım. Renkleri kullanarak 3 boyutlu gibi görünen, yani daha doğrusu vektörel çizimlere daha böyle hava katacak tasarımları nasıl oluşturursunuz bunları göstereceğim. Çok uzatmadan direkt çizim yapmaya geçelim. Önemli olan arkadaşlar bu görseli çizerken bazı kısımlarını evet hızlandıracağım. Ama bunları yaparken de size bunun nasıl yapıldığını ve renklerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bazı detaylar vereceğim. Şimdi burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane rectangle oluşturduk. Buraya bir tane dikdörtgen, buraya da bir tane bu şekilde bir dikdörtgen çizmiş oldum. Şimdi burada önemli olan renkleri kullanmak. Renkleri ben buradan I tuşuna tıklayıp gelip buradan bir renk aldım. Şimdi geleceğim aynı rengi buradan da alacağım. Şimdi gördünüz burada oluşturmuş olduğum renkler tamamıyla bununla eşdeğer renkler. Ama bunu daha farklı, yani bu şekilde 3 boyutlu gibi göstermem adına ben bunu gradient tool ekleyeceğim. Yani bu şekilde bir gradient atacağım buraya ve burada gelip daha sonrasında bunun ayarlarıyla oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Buradaki renkleri eşlemek adına bütün renkleri olmuş olduğu gibi bununla aynı renkler almaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi geldim. Buradaki renklerin aynısını aldım. Şimdi tekrardan geliyorum buraya. Rengimi buraya bu şekilde atıyorum. Burada aynı rengi yakalayacağız. Şimdi şöyle bunu yukarıya doğru yapacağız. Tamam. Şimdi buradaki aralıkları biraz daha kısacağım şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buradaki rengi burada da hafiften yakalamış olduk. Ama bunun tonu birazcık kapalı. Buraya geliyorum arkadaşlar. Eğer bu renk tonu kapalıysa buradan gelip renk tonunu buradan bu şekilde hafif hafif oynayarak açabilirsiniz, kısabilirsiniz. Bunlar sizin elinizde olan şeyler. Şimdi geliyorum tekrardan buraya ve buraya bir gradient daha atıyorum. Bu gradient'ı attıktan sonra şuradan geliyorum. Buradaki gradient'ımı siliyorum. 3 tane değil. Buraya tıklıyorum. Daha sonrasında da geliyorum. Üst kısımdan şu şekilde buraya tıklıyorum ve geçişimi burada oluşturmuş oldum. Buradaki gradient tool'u biraz daha bu şekilde geçişli, daha böyle yumuşak bir halde kullanalım. Evet, bunu bu şekilde burada oluşturmuş olduk. Şimdi bunun çizgilerini burada oluşturmaya başlayayım. Ctrl C dedim, Ctrl V dedim. Ondan sonrasında bunu buradan kıstım. Sonra birazcık daha şu şekilde kıstım. Aşağı doğru indirdim. Bakıyorum şu anda neresi bizim hoşumuza gider. Burası. Bu şekilde yapıyorum. Geliyorum buraya. Buranın rengini tam olarak siyah yapıyorum arkadaşlar. Buradaki çizgiyi yakalamak adına. Sonrasında bunu arka plana atıyorum. Bu arka plana atmış olduğum çizgi buradaki kontürün aynısını oluşturmuş oldu. Tabii ki bunu bu kadar siyah yapmayacağız. F6'ya tıklıyorum. Buradan Color Guide ve Color seçenekleri önümüze geliyor arkadaşlar. Buradan gelip HSB'ye tıkladığınız zaman buradaki rengin koyuluğuyla oynamaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu birazcık açacağım bu şekilde. Çok fazla koyu olmasını istemiyorum. Sadece burada bir efekt, bir kontür yakalasını istiyorum. O yüzden bunu burada bu şekilde kullanacağım. Şimdi geri kalan kısımları da oluşturayım hemen. Buradaki kısımların kenarlarını bu şekilde oval hale getirdim. Burada da görmüş olduğunuz gibi fotoğrafa yakınlaşıyorum. Sivri bir geçiş, böyle pat diye bir geçiş yok görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha oval. O yüzden ben bu kenarları aynı şekilde onun gibi oval yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki rengimiz şurası gölgeyi almış. Bunun gölgesini almış ve burası siyah olmuş. Onun alt kısımları da bu şekilde içeriye gömülü bir hal yakalamış durumda. Şimdi ben bunu yakalamak adına aynı şekilde geldim. Burada bir gradient oluşturdum. Oluşturmuş olduğum gradient'ı buraya verdim. Şimdi tekrardan bu gradient'ı düzenleyeceğim. Şöyle alıyorum. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koyduktan sonra aynı şekil, bakın. Buradaki alanı ne kadar kısarsam gölgemiz o kadar yukarı çıkar. Buradaki alanı ne kadar açarsam, şuradaki olayı düşünün arkadaşlar. Buradaki alanı ne kadar kısarsam siyah o kadar aşağı iner. Bakın şimdi buraya kadar açtığım için buradaki siyah burayla kısıtlanmış oldu. Şimdi ben bunu birazcık daha oynayacağım arkadaşlar üstünde. Oradaki gölgeyi yakalamak adına.
daha kısık bir halde kullanmak istiyorum. Biraz daha şöyle yapayım. Evet, bu gölgeyi burada yakalamış olduk. Şimdi bunun tabii ki bir de yanlarından bir gölge var. İçeriye daha iyi oturmasını sağlayan. Şimdi ben bunu açacağım. Buradan Ctrl C, Ctrl V dedim. Aynı şekilde olduğu katmanın arkasını bunu kopyaladım. Şimdi geliyorum. Bunu da buradan daha siyah bir hale getirip arka katmana atıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bunu buradan bu şekilde genişletiyorum. Birazcık kenarlarından kısacağım. Şimdi F6'ya tekrardan tıklıyorum. Buraya geliyorum. HSB seçeneğine basıyorum. Ve buradan bunun ayarlarıyla oynamaya. Oldu arkadaşlar. Bunu nasıl yaptık? Bunu şu şekilde yaptık arkadaşlar. Buradaki rengin tersini buna vermiş olduk. Yani şu şekilde bakacağız şimdi. Buradaki resimde, yani buradaki rectangle'ımızda siyah yukarıdan aşağı gelirken buradakinde aşağıdan yukarı gidiyor. Ters dış işlemi yaptığımız zaman da bu şekilde bir görüntüyü elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde içeride kalan bir görüntü gölge efektini de yakalamış oluyoruz. Şimdilik bunu... Gördüğünüz gibi bulaşık makinemizin çizimini tamamlamış olduk. Bu çizimde neler yaptık, neler öğrendik? Bu çizimde renklerin bu tarz görsellerde nasıl kullanılması gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Evet, şu anda bir eksik var. Bu eksiği sizin de fark etmenizi bekliyordum açıkçası. Siz fark etmediğiniz için ben de pek çaktırmadım diyebilirim. Şaka şaka, bunu ben de unutmuşum. Hemen şuradaki gölgeyi de atarak tam olarak efektif bir şekilde bunun nasıl olacağını hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet, unutmuşum. Yani insanlık hali unutulabiliyor. Bakın, bu kısmı da kesmeyeceğim. Yani videonun şurasını kesti, burasını kesti falan filan olmasın. Evet, unutmuşum. Yani ne diyeyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu kısmı şuraya kadar da arttırıyorum. Geliyorum buradan. HSB'ye tıklıyorum. Şurayı bir kısım şöyle. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu sefer tamamıyla aynısını yakaladık arkadaşlar. Buradaki gölgeyi demin vermeyi unutmuşum. Şu anda bu gölgeyi de buraya ekledim. Tam olarak aynısını çizmiş olduk. Şimdi bunu çizmemizdeki amaç, yani burada renklerin nasıl kullanıldığını, bu tarz görsellerin, flat görsellerin ve vektör görsellerin nasıl oluşturulduğunu size anlatmak da amacım. Burada bunları anlattım arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Aklınızın takıldığı, yapamadığınız, öğrenmek istediğiniz şeyler olursa bana yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında fikirlerinizi özellikle belirtin. Şunu yapamadım, bunu öğrenmek istiyorum veyahut da benim şununla ilgili bilgiye ihtiyacım var derseniz, eğer o konuyla ilgili de benim bilgim varsa kesinlikle yardımcı olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda gerçekten çok güzel bir ivme yakaladık arkadaşlar. Yani çok güzel sorular geliyor. Açıkçası benim de öğrenmemde yardımcı oluyor. Siz bana soru soruyorsunuz.
yapıyorsunuz. Ben bilmediğim şeyleri araştırmak zorunda kalıyorum ve öğreniyorum. Bu konuda sizin de desteğinizi bekliyorum. Kanala abone olursanız çok daha şeyler öğreneceğimizi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Tasarımla kalın. Güle güle. Görüşmek üzere.